Kanaryalar, doğanın en zarif ve sesleriyle büyüleyici kuşlarından biridir. Bu küçük, renkli kuşlar özellikle şarkılarıyla tanınır ve insanlarla yüzyıllardır süregelen bir bağ kurmuştur. Kanaryaların ana vatanı Atlantik Okyanusu'nda yer alan Kanarya Adaları'dır. Adını bu adalardan alan bu kuşlar, Avrupalı kaşifler tarafından keşfedildikten sonra tüm dünyaya yayılmıştır. İlk başta sadece sarı renkte olan kanaryalar, insanlar tarafından yapılan özenli yetiştirme ve melezleme çalışmaları sonucu bugün çeşitli renk ve desenlerle görülebilir. Klasik sarı kanaryaların yanı sıra yeşil, beyaz ve turuncu tonlara sahip olanlar da bulunmaktadır. En bilinen özelliklerinden biri büyüleyici ötüşleridir. Özellikle erkek kanaryalar dişileri etkilemek için karmaşık ve melodik şarkılar söyler. Ötüş bu kuşların doğadaki iletişim biçimlerinden biri olup dikkat çekici tınıları ve geniş ses aralığıyla evcil hayvan olarak popülerleşmesini sağlamıştır. Doğal yaşamlarında kanaryalar sık ormanlar ve dağlık bölgelerde yaşar. Gözlemciler onları sıklıkla ağaç dalları arasında besin ararken veya diğer kuşlarla etkileşim halinde görür. Doğal yiyecekleri böcekler, tohumlar ve bitki filizlerinden oluşur. Bu dengeli beslenme onların enerjik ve hareketli doğasını destekler. Üreme dönemi genellikle bahar aylarına denk gelir. Erkekler bu dönemde dişilere kur yapar ve en iyi şarkılarıyla onları etkiler. Dişi kanaryalar genellikle güvenli ve yüksek yerlere yuvalarını kurar. Yuvalarını ince dallar, otlar ve yapraklarla örerler. Dişi kuş genellikle 3 ila 5 yumurta bırakır ve kuluçka süresi yaklaşık 2 hafta sürer. Bu süre zarfında dişi kuş yumurtaların üzerinde yatarak onları ısıtır, erkek ise yuva etrafında nöbet tutar ve dişiye besin getirir. Yumurtalardan çıkan yavrular ilk başlarda tüysüz ve tamamen savunmasızdır. Ebeveynleri yavrularını özenle besler ve kısa bir süre sonra küçük kanaryalar tüylenip yuvadan uçmaya hazır hale gelir. Ana vatanları Atlas Okyanusu'nda yer alan Kanarya, Azorlar ve Madeira takım adalarıdır. Kanaryaların evcil hayvan olarak popülerleşmesi özellikle Avrupa'da 17. yüzyılda başladı. Zengin aileler kanaryaları büyük kafeslerde tutarak hem dekoratif hem de sesli birer arkadaş olarak beslediler. Kanaryaların ses yetenekleri zamanla profesyonel yetiştiriciler tarafından daha da geliştirildi. Özellikle Alman ve Belçikalı yetiştiriciler kanaryaların ötüş özelliklerini optimize etmek için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Bu yöntemler arasında kanaryalara müzik veya diğer kuşların şarkılarını dinletmek gibi teknikler de yer alıyordu.
Kanaryalar yalnızca evcil hayvan olarak değil, aynı zamanda madencilikte de önemli rol oynamıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda kömür madenlerinde çalışırken işçiler yanlarında kanarya bulundururdu. Çünkü insanlardan çok daha hassas bir solunum sistemine sahip olduklarından zehirli gazların varlığını tespit etmekte kullanılırlardı. Eğer bir kanarya bayılırsa veya ötüşü kesilirse işçiler hemen durumu anlayarak madenlerden tahliye edilirdi. Bu küçük kuşlar birçok madencinin hayatını kurtarmıştır. Ülkemizin her yerinde de yaşadıkları bilinmektedir. Bilimsel adları Serinus canaria'dır. Ötücü kuşlardır. Evcil olanları tamamen sarı renkli olabilir. Bazı türlerinde ise kanat ve kuyruk uçları beyazdır. Yabani kanaryalarda doğada saklanmak ve böylece av olmamak için kahverengi çizgiler bulunur. Ortalama boyları 15-20 santimdir. Alt türleri bulunmamakla birlikte Roller, Norwich, Border, Malinois, Gloucester, Yorkshire ve Crest kanaryası gibi farklı türleri mevcuttur. Doğal yaşam alanları sulak yerler olan kanaryalar su olmadan çok kısa sürede hayatlarını kaybederler. Yuvalarını genellikle ağaç dallarına yaparlar. Hem etçil hem de otçul beslenen canlıdır. Çok hareketli, enerjik ve seri kuşlardır. Muhabbet kuşları gibi sosyal canlılar değillerdir. İnsanlara alışmaları zaman alır ve asla insanlarla çok yakın ilişki kurmaya yanaşmazlar. Ömürleri 9 ila 12 yıl arasında değişir. Ama iyi bakılan bir kanarya 15 yıla kadar da yaşayabilmektedir. Bugün dünya genelinde binlerce evde beslenen sevimli ve melodik arkadaşlardır. Onların bakımı özen ve dikkat gerektirir. Sağlıklı bir kanarya, temiz bir kafes, dengeli bir diyet ve düzenli bakım ile uzun yıllar boyunca sahibine eşlik edebilir. Özellikle ötüş yeteneği yüksek olan kanaryalar sahiplerine sadece görsel bir keyif sunmakla kalmaz, aynı zamanda müzik dolu bir ortam yaratır. Kanaryaların sosyal davranışları incelenirken bu kuşların doğada sürüler halinde yaşadıkları görülür. Bir kanarya sürüsü ortalama olarak 30 kuştan oluşur. Sürüdeki kanaryalar ikişerli gruplara ayrılarak yuvalarını koruma görevini üstlenirler. Kanaryaların beslenme davranışına bakıldığında ise hepçil oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kuşların ana yiyecekleri tohumlardır. Meyve, tomurcuk ve tohumlarla beslenen bu güzel kuşlar böcek larvaları ile küçük böcekleri de yerler. Ev içinde kafeslerde beslenen kanaryaların ana besin kaynakları ise kanarya yemleri olmaktadır. Ayrıca evcil kanaryalar özel vitaminlerle de desteklenebilir. Kanaryaların üreme davranışı yılda 2 ya da 3 kez gerçekleşir.
Bu sarı kuşlar Mart ayından Temmuz ayına kadar üreme dönemine girer. Yaşadıkları bölgenin iklimine göre sıcak ayların devam edişine göre bu üreme döneminde değişiklik gözlenebilir. Üreme dönemi sonucunda dişi kanaryalar 3 ila 5 civarında yumurtlar. Kuluçka sürecinde erkek kanarya dişisine yiyecek getirir. 2 haftalık kuluçka süresinden sonra yavrular yumurtadan çıkar ve yaklaşık 3 hafta sonunda bağımsız olurlar. Ayrıca kanaryalar çok güzel bir sese sahiplerdir ve yavrular ötmeyi ebeveynlerinden öğrenir. Kafeste veya küçük sürüler halinde etrafı ağaçlarla çevrili göl, dere gibi su kenarlarında yaşarlar. Cennet papağanı ve muhabbet kuşu gibi papağan türleri kadar insanlara alışamazlar. Geç eve alınan kanaryalar insanlara hep tehdit olarak algılar. Tohum ve çörek otu, solucan, şalgam tohumu, yumurta sarısı, özel mama, marul, elma ve taze bitki ile beslenirler. Dişi kanaryalar 6 aylıkken, erkek kanaryalar ise 9 aylıkken cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bu yaşa geldiğinde cinsel olarak verimli sayılsalar da genellikle 1 yaşına kadar beklemek en iyisidir. Kanaryaların sağlıklı bir şekilde üremeleri için ise hem sağlıklı olmaları hem de iyi beslenmeleri gerekir. Özellikle üreme ayı olan bahar ayı geldiğinde keyifleri yerinde olmalıdır. Genelde üreme zamanlarından 3 ay önce de kanaryaların tüylerini döktüklerini unutmayın. Yani endişelenmeyin. Sonuç olarak kanaryalar yalnızca estetik ve ses açısından değil, tarihsel ve kültürel açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Bu küçük kuşlar insanlık tarihi boyunca hem doğada hem de evlerde özel bir yer edinmiştir. İşte bunların pazar günleri atlarını çekmece bunlar. Tezide yapıyorsun. Evet, çekiyorum. Amca bu kafesleri kendin mi yaptın? Yok, bunu şunu kendim yaptım. Bunu. Evet. Evet. Onu kendim yaptım. Bunun hazır almıştım. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde işte şunlar yemlikleri. Bunlar en azından 15 gün gidiyor. Onların 20 gün gidiyor yani. 15-20 gün en fazla evet. Gidiyor bu yemlikler. Evet. Şimdi şurada dikkatli alırsak bak şöyle çekersin bunu. Yemin buraya, içini... buraya pişi kabuklarını dökerler. İçini kabuğunu dökerler. Evet, kabuğunu dökerler. Bunu alırım, atarım çöpe. Tekrar üstünden yenisini korurum. Şu normalde amca yemlikler şöyle, şu boyda oluyor değil mi? Küçük. O boyda da onların zevkler büyük. Kabuklarıyla beraber karışıyor. Bir şey yiyeceksin ama böyle daha sağlıklı. Dışarıda işte bunların sulukları ufaktı. Ben bir yere çocuklarım Ankara'da. Bazen yanlarına gidiyorum. Evet amca. Oraya gittiğim zaman burada benim bir kızım var. Burada evli. Bunları böyle doldurduğun zaman 1,5 ay falan gidiyor. 1,5 ay. 1,5 ay gidiyor. Bu yani. Suluklar sen kendin mi yaptın acaba? Evet. Bu şunların atları, öbür sulukların atları. Mesela muhabbet etinde var ya. Evet. Ondan. Ama bu şişeleri ben kendim aldım. Böyle iki böyle sistem yapmış. Mesela bunlara normal çeşme suyu vermiyorum. Kesinlikle arıtma evet. Suyu veriyorum. Arıtmadan veriyorum. Çeşme suyu zararlı mı olur? Hayır. Onda klor var. Klor. Kireç var. Kireç faydalı hayvanın da ama klor öldürür. Bunda sadece şey yapıyorum yani işte arıtma suyu koyuyorum. Böyle bu şekilde. Bunlara elma veriyorum. Elma. Elma ne gibi faydası oluyor hocam? Elma şeker ihtiyacını mı açıyor? Şeker. Yani, yiyorlar. Acı biber veriyorum mesela erkeklere. Kızdırmak için mi? Yani, kızdırmak için. Mesela normalde yemi 100 yem veriyorum da bu aylarda artık hayvanın yağlanması gerekiyor kışa doğru. Kışa doğru biraz yağlanması lazım. Çetene veriyorum. Mesela çetene. Bunun içerisinde turp var, maydanoz tohumu var. Efendim söyleyeyim normal kendi yemi var. Biz bunu aslında süpürge otlarında oluşan şeyler yok mu? Tohumlar. Evet amca. Onlar işte bunlar yani. Onlar gerekiyor. Evet. Çetene bunlara ne gibi faydası oluyor? Nasıl? Çetenenin. Çetene yağlandırır hayvanı.
Onlar çok vermeyeceksin. Mesela ben bunlara her 15 günde bir peynir suyu veririm. Onun da gibi faydası. Peynir suyu hayvanların bağırsaklarında bakterileri öldürür. Lifleme yapar. Hayvanı rahatlatır yani. Yoğurt suyu mesela. Ayran değil de yoğurt suyu. Yoğurdu suyu. Sarı su. Onu da tek yani 2-3 gün durdururum. Onu geri tekrar alırım. Soğuklarını takarım. Onun içindeki bakteri, mikrobu öldürüyorsun değil mi? Mesela şöyle bir şey var. Bu hayvanların ufak ufak lüflenir bunlar. Kırmızı kırmızı. Hayvanların kan vermez. Ben sirkeli su sıkıyorum. Üzerine fıskiyle mi? Fıskiyle sıkıyorum. Bütün kafese. Bunu engelliyor. Engel ne kadar engel? Mesela diyelim 90 engeller. Başka türlü şey var. İlla ki o hayvanda ölüyor yani. İnsanlarda olmuyor mu? Olmuyor. Çocuklarda. Bunlarda da var. Mesela bunların serede bir sere tırnaklarını kesiyorum. Tırnaklarını kesiyorsun yani. Çok uzuyor. Uzuyor. Neden onu kesiyorum ben? Şimdi bu hayvanlar mesela bunlar dişi. Dört tane. Burk dişi. Evet. Burk da erkek. Evet. Bunları yani Şubat ayında, Şubat'ın 10'u 15'i deyince hep bunları çiftleştirmek için atarım. Yuvalarını takarım. Hı hı. O tırnaklarını kesmemin sebebi şu. O tırnaklarla o yumurtaları şimdi böyle eğiliyor ya. Evet, pençe gibi. Pençe gibi oluyor. Yumurtayı dışarı atabilir. Zarar veriyor. Evet. Bunları mesela döllenme konusu normal şeyli değil yani. Bunlar balıkların şeyi gibi püskürtmeli. Evet. Mesela dişilerin genital bölgesini makasla keserim, temizlerim orayı, bunu temizlerim. Hayvanlar daha birleştiği zaman anında alır. Sen bayağı ilgileniyorsun amca. Evet. Şeyini falan biliyorsun. Ya kaç yıldır besliyorsun amca bunları? Ben şimdi mesela ben Mersin'de oturuyordum, Mersin yerinden. Buraya eşim ve çocuklarım için geldim. Burada ben de bir ara boşladım. Bizim mandıram vardı benim. Evet. Onundan dolayı 15 sene falan terk ettim hayvanları. Benim daha önce kuşlarım vardı. Hep oranj tipi. Oranj dediğim böyle turuncu renkte. Bundan daha bak. Buna da biber böreği verir. Bu da bak dönüştü. Görüyor musun? Biber yedikçe rengim dönüşüyor. Tabii. Biber veriyorum. Onlara mesela kırmızı kristal biberler var. Onlardan verdiğim zaman bu hayvanlar renk değiştirebiliyor yani. Değişik şeymiş. Evet. Bunlar 4 tane yumurta yapar. 3 tane yumurta yapar. 3-4 tane. Evet. 16 günde çıkarır. 16 günde çıkarma süresi. Ondan sonra yavru çıkar. Yavruya anne besler. Bunun neyi var? Mamaları var. Özel. Ne gibi? Mesela yumuşak. Hayvan ağzını alıp götürdüğü zaman ağzına koyması için belli vitaminler var içinde. Mesela bisküvi. Bisküvi ben ıslatırım. Bu yemliklerine koyarım. Ufak yemliklerine. Orada hayvanı besler yani. Bu şekilde hayvanları büyütür. Büyüttükten sonra bu hayvanlar kendine gelip de hani tüneye falan atladıkları zaman başlar anne baba onu kovalamaya. Tekrar yani birleşecek ya. Kendini kurtardın diyor. Onları dışarı atar yani hayvanları sıkıştırır. O zaman ne yapacaksın? Onları alacaksın. Ayrı bir kafese koyacaksın. Onlar tekrar yumurta yaparlar. Peki amca bunların kızdığını nasıl anlıyorsun? Şimdi bak mesela bu şu an kızgın. Bak yukarıdaki kızgın. Şuna. Yerinde duramadığı için. Yerinde duramaz. Daha bunu tünekte gezer bu. Artı altındaki mesela o kasteleri didikler o. Yuva götürüp koyması için. Yani kızdığını belirtileri bu. Evet. Mesela ben buna şu eski bizde teris siz bilir misiniz bilmem. Teris torbalar var böyle. Biliyorum file. Ha. Onu mesela şurada var uzanabilir misin yuvarlak yumak var babada. Bunlar mesela bunlardan var ya. Evet hocam. Bunları bu şekilde keserim ben. Şunun içine koyarım bunu burada. Hı hı. Bunun içine şöyle şu şekilde koyarsın.
ağzını kapatırsın bunu. Bunu oraya astığın zaman bu hayvan buradan bunu alır alır götürür. Yuvaya. Yuvaya. Yuva yapar. Bu şekilde. Yuvayı yaptıktan sonra işte yumurtasını yapar. Yatar üzerine. Dişi yatar. Bazı şey olursa, kaliteli olursa baba yatar, anne gider yemeği yer. Baba kalkar, anne yatar. Bu şekilde. Yani, amca bunlar dişi yumurtladığı zaman, erkeğe ayırdığın zaman dişi o yavruyu çıkartır mı? Çıkartır. Bunları şimdi, çıkartır. Şimdi mesela şu ben şu birleştirdim. Yavruyu çıkardı. Ben onu şey yapamadım. Yavruyu çıkardıktan sonra annesi onu beslemeye başladı. Bu kafasını tutmuş aşağı atmış hayvanatında çıkıyor. Erkek yavru biraz düşkün oluyor galiba. O zaman bunu hemen oradan almak lazım. Dişi tek başına onu idare eder yani. Tek başına büyütür. Evet. 16 gün boyunca o yumurtanın üzerine yatar. Suyu içeceği zaman çıkar gelir. Yemini bir karşını yer. Tekrar gider yatar. Bu şekilde. Yani ben bundan pek yavru alma şeyinden gelmiyor. İşte böyle. Oturuyorum pazar günleri böyle gidiyor. Beni dinliyor mesela. Dinlendiriyor. Amca peki bunların renkleri böyle farklı farklı var. Hepsinin cinsi farklı mı? Farklı. Mesela şu yukarıdaki kuşun karabaş çok güzel bir kuş. Evet. Şu harika bir kuş yani. Onun rengi daha farklı. Evet. Bak. Gözler gözler sürmeli evet. Mi? Şu, şunu Malta diyorlar buna mesela. Malta. Yani şu mesela oranj tipine dönüştü. Bu oranj tipine dönüştü. İşte dişileri zaten hep öyle o şekilde. Bak aşağıdaki de dişi o da oranj. Şu alttaki. Şu. Hı-hı. Aynen. Hı-hı. O da sonucu. En alttaki de Malta. İşte bu şekilde yani bu hayvanları kafeste besliyorsan hizmetini yapacaksın. Hizmetini yapacaksın. Mesela sabahleyin kalmayan kahvaltı yapayım. Öğlen yemiyorum mesela akşam yiyorsun. Bunlar da bunun ihtiyacı var. İyi alakayı çok istiyor diyorsun. Tabii tabii. Mesela şu erkeklere ben Antep fıstığını döverim. Onu döverim dibekler. Ondan sonra banla karıştırırım. Ufak şeyler var. Koyarım buraya. Ondan bile gelir şeker ihtiyacını karşılar. Allah helal olsun hocam. Sen bunlarla bayağı ilgileniyorsun. Mesela elma veriyorum buna. Marul veriyorum. Salatalık mesela. Ayda bir sefer veriyorum. İsrar ederim. İçini temizlemesi için salatalık veriyorum. Salata her zaman vermek doğru bir şeydi. Ben mesela işte bu şeyleri bu aydan sonra Şubat'a kadar bunların biraz kışın üşümemeleri için çetene vermek gerekiyor. Yağlanmak gerekiyor. Yağlanması lazım hayvanlar. Zaten hepsi böyle yerinde durmuyor. Sağlık olur. Sağlık olur. Amca bunların böyle tüy dönemi oluyor mu? Şimdi bunlar yavru yaptıktan sonra bunlar dinlenme süresine geçerler. Ayırırım ben bunları tekrar. Bunların bir ay, bir buçuk ay bunlar tüy döker. Tüy döker. Tüyü üstündeki o eski tüylerini atarlar, yeni tüyler çıkar. Daha mı güzel geliyor, daha mı koyun gelir? Tabii tabii. Bunlar şimdi mesela koyunlar nasıl tüylerini geliştikten sonra yuva haline gelir. Evet. Artık hayvan taşıyamaz onu. Kendi kendine dökülür. Bunlar da aynı o şekilde. Şimdi benim şurada bir tane sürülge var. Evet, o sürülgenin o tüylerini buraya dökülür. Sürülge diye çekersin. He, onu çekerim ben. Bayağı yani şu bunların bir şeyine bakma yani böyle yumuk yumuk şey tüyleri var bunların. Çünkü biz böyle görüyoruz ama çok olur. Kaç tane tüy var. Çok olur. Çok tüyleri çok olur. Tüy döneminde böyle hastalık durumuyla karşılaşıyor musun? Şimdi tabii tabii. Yani mesela benim bir tane kuşum kanser oldu. Kanser oldu? Evet. Kanser oldu. Hayvanda ufak bir sivilce halinde bayağı büyüdü o. Ben veterinere götürdüm. Ben buna bir baksın ameliyat etti. Ameliyat masasında öldü hayvan. Vallahi mı amca? Tabii tabii. Tabii. Kuş kanser oldu. Evet. Ondan sonra bunların bir en çok şeyi öldürme şeyi cevyan. Mesela kapıyı pencere kaşıkla açtığın zaman cevyan yapar. Orada hayvan anında gider yani. Cevyan olduğu zaman evet, şeyler. Evet. Bunların şeyi o. Yani ölüm nedenlerinden birisi o yani. Erdoğan'ı söyleyeyim. Yani hiç üşenmedin. Kuşu aldın amca. Veterinere götürdün. Götürdüm ben veterinere. Mesela o adamla ilgilenirsin. Bir tanesini tırnağını kesince derin kestim herhalde. Onu da götürdüm veterinere.
O sardı, etti, o hayvanın o tırnağı o zaman çıkmaz oldu. O da topuz şeklinde. Hani bir insan parmağını keser, evet. Bağlar, o şekilde oluştu. Ve o nitekim bir gün geldim ki yani bir sene sonra hayvan kafesinde kendi kendine ölmüş. Acaba neden ölüyor? Kendi kendime düşündüm. Şimdi vermiş olduğum o mağrurlar, mesela salatalıklar, şunu bunu hemen kesip vermeyeceksin. Onları yıkayacaksın, biraz sileceksin. Öyle çünkü... Bizler nasıl yiyorsa hayvan da öyle yedin. Tabii zirai ilaçlarla ilaçlıyorlar ya. Hı-hı. Onun üzerinde kalıntı olan hayvan yedin. Ne oldu öyle bir yani? Bu şekilde. Anladım hocam. Elmalar verelim istersen amca. Tamam. Ben şurada hazırlamıştım. Ben vereyim. He. Hazırlamıştım onları ben. Şimdi şu... Böyle tek tek. Hı-hı. Elmalar. Evet. Bu şekilde şeyleri asıyoruz mesela. Evet. Şu kafeslerini bu şekilde hayvanlar buradan nemaralıyor yani yiyorlar. Allah Osman Hoca sen bayağı ilgileniyorsun bunlarla. Tabii ben mesela kendimi nasıl besliyorsam bunu öyle beslerim. Çünkü hayvanlar ihtiyaç duyuyor. Madem bunları kafese koymuşsam onlara bakacaksın yani. Bu şekilde. Böyle asıyorsun. Mesela burada bu hayvanlara kişi kireci ihtiyacı var. Kireç. Kireç, evet. Onu nasıl karşılıyorsun amca? Onu şimdi bunlar mesela muhabbet kuşları, papağan, farklı. Bunlar yani yeter onlara sonra koyabiliriz. Tamam. Aşağıya eğimli bir şey yapayım. Mesela onların farklı. Bunun için mesela bizim bu normalde yediğimiz şeyler yok mu? Yumurta. Evet amca. Onun kabuklarından fırında kavururum böyle. Fırında. Evet, fırında kavururum. Çokluğumuz onu da dibekte döverim, un gibi yaparım. İşte görmüş olduğum bunu bak, var. Yemliğin içine mi? Yemliğin içinde. Evet. Hayda şu aynı yemliğin içinde. Mesela şöyle bir şey. Sana da bir göstereyim. Bu şekilde. Yumurta. Bu şekilde. Yumurtanmış bir şekilde. Burada. Kireç. Kireç ihtiyacını karşılıyor. Hayvan yumurta yaptığı zaman bu kireç ihtiyacını buradan karşılıyor. Yani daha sert olur kabuğu, daha sağlıklı olur bu şekilde. Bu aslında benim bu kafeslerim daha büyüktü. Bile 1 metreye 80 santimdi böyle. Uzunluğu geniş. Yani büyüktü. Benim oğlum çekmişti bir ara, belki videosu vardır onun. Yani 8 gözlü böyle, 8 gözlü. Yani 8 tane kuş alabiliyordu. Yani burada kapıdan geçmeyince bozduk. Bunu yeniden aldım. Onu da işte kendim yaptım. Elmayı daha tırtıklıyorlar şu evet, anda. Bak yiyorlar yani. Onlar onu yer. Bu şekilde. Yani ben kendi kıdama nasıl bakıyorsam, nasıl bunlar öyle tabii. Bunlar can ya. Can. Bunu istemez ki bu kafeste. Şimdi bunu mesela şöyle dışarıya bırak, uçur gitsin. Ölür. Şuraya konar, bitti. Yem yok, su yok. Bilmez ki nereden bulacak. Onu ancak ya kedi kapar, ya kendi kendine ölür. Bu kafes kuşu bunlar. Kafes kuşu. Bunlar çok muazzam da öter yani. Bilmiyorum, sesim dolayı mı ötmüyorlar, ne yapıyorlar? Şu anda biz konuşuyoruz ya amca, yani belki onlar şey yapabilirler. Yoksa bunların çenesi duymaz. Ooo, felaket. Ben oturdum oraya bizde kürsüye, bunları dinlerim ben. Dinlerim. Bazen teyzem kızar, ne yapıyorum odada falan diye. Ya işte bunlarda bir beni rahatlatıyor. Mesela benim gençliğimde senin gibiyken benim 80'e 1,5 akvaryumum vardı. Bak. Tabii. Japon yetiştiriyordum. Her Japon'un benim 1 kilo gelirdi. O kadar da büyüyordu. Bir gün onların ısıtıcıları var. Mesela otomatik. Normal suyu mesela diyelim ki 10 derece. 10 dereceden aşağı içtim otomatikmen yanardı. Ondan sonra bir gün o takılı kalmış. Su kaynamış. Sabah kalktım ki hep pişmiş suyum içinde sıcakta. Köpek balığım vardı benim 4 tane. Yani 1 metre vardı hayvanın boyu. Suyun içine döndüğü zaman dışarıya atardı suyu. Mesela o zamanlarda işte bir elektrik kesintisi oldu bir ay.
Onlara akbar önceye götürdüm, o da bakmadı mı, ne yaptı, ne etti, hayvanlar orada öldü diye bize şey yaptık, vazgeçtik yani. Hatta akbaryumun da burada damada verdi, getirdi, ne yaptı bilmiyorum.